İlk sorumuz bir fonksiyonun tersi ile ilgili. Fx eşittir 3x artı 5 fonksiyonunun tersi nedir? Fx'e y diyelim. Y eşittir 3x artı 5 oldu. Buradan x'i bulduğumuzda fonksiyonun tersini bulmuş olacağız. Artı 5'i sol tarafa alıyorum. Eksi 5 olarak geçiyor. Y eksi 5 eşittir 3x oldu. 3 de sol tarafa bölüm olarak geçiyor. Öyleyse y eksi 5 bölü 3 eşittir x olur. Yani bu fonksiyonun tersidir. Öyleyse fonksiyonun tersi f eksi 1x eşittir. Y yerine x yazdığımızda x eksi 5 bölü 3 olarak buluruz. Yani burada yapmamız gereken toplam durumundaki artı 5 tersinde eksi 5'e dönüşüyor. X eksi 5 oluyor. Çarpım durumundaki 3 de 3 çarpı x'ti bölüm oluyor. Yani bölü 3 olarak yazılıyor. İkinci soru bir polinom sorusu. Px polinomu 3x üssü 5 artı 5x eksi 8 polinomunun derecesi ve sabit terimi kaçtır? Polinomun derecesi x'in en büyük kuvvetidir. X'in üstüne baktığımızda en büyük üssü 5 olduğu için bu polinomun derecesi 5'tir. Ve polinomda x'li olmayan terim yani x'siz terim sabit terimdir. Öyleyse sondaki terim yani eksi 8 sabit terimdir. Üçüncü sorumuz yine polinomlarla ilgili. Polinomda kalan bulma. Px eşittir 4x kare eksi 2x artı 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Bölen polinomunu yani x eksi 3'ü 0'a eşitleyerek x'i buluruz. Buradan x eşittir 3'tür. Px polinomunda x yerine 3 yazarsak p3'ü bulabiliriz. Bu da aradığımız kalandır. 4 çarpı x yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 artı 1 olur. Öyleyse 3'ün karesi 9. 4 kere 9 36. Eksi 2 kere 3 6 artı 1'den. 36'dan 6 çıkarırsak 30. Bir daha 31 olarak buluruz. Dördüncü soru. Bir polinomun çarpanları ayrılması ile ilgili. 3x kare eksi 48y kare polinomunun çarpanları ayırınız. Her iki terimde 3 ve 48 sayıların ortak böleni 3 olduğu için 3 ortak parantezini alabiliriz. 3 parantezinde ilk terimi 3'e böldüğümüzde x kare oluyor. İkinci terimi 3'e böldüğümüzde 48'i 3'e bölersek 16 olur. 16y kare. Şimdi baktığımızda x kare ve 16y kare 2 tane kare olduğu için 2 kare farkıyla çarpanları ayırabiliriz. X'in karesi eksi 16y kare yerine 4y'nin karesi diyebiliriz. 2 kare farkında bu terimleri toplarsak x artı 4y ve çıkarırsak x eksi 4y olarak çarpanları ayırmış oluruz. Beşinci sorumuz rasyonel ifadenin sadeleştirilmesiyle ilgili. X kare artı 3x eksi 18 bölü x kare eksi 9 ifadesini sadeleştiriniz. Payla paydayı çarpanlara ayırıp ortak çarpanları sadeleştireceğiz. 18'in çarpanları 6 ile 3'tür. 6 kere 3 18. Toplamlar artı 3 olması için artı 6 ile eksi 3 aldığımızda bunların toplamı artı 3 olur. Öyleyse bunların çarpanları x artı 6 ile x eksi 3'tür. Paydaya bakalım. Payda 2 kare farkıdır. 9 3'ün karesi olduğu için x'in karesi eksi 3'ün karesi x eksi 3 ve x artı 3 diye çarpanlar ayrılır. X eksi 3'ler ortak çarpan olduğu için bunlar sadeleşir. Pay kısmında x artı 6, payda kısmında x artı 3 kalır. Altıncı soru ikinci dereceden denklem çözmeyle alakalı. X kare artı 5x eksi 50 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Eksi 50'yi çarpanlara ayırıyoruz. Eksi 50'nin çarpanları 5 ile 10'dur. 10 çarpı 5 50'dir. Ancak toplamları artı 5 olması için burayı eksi 5, burayı artı 10 aldığımızda artı 10 ile eksi 5'in çarpımı eksi 50'dir. Toplamlar da artı 5'tir. Öyleyse çarpanlara x artı 10 ve x eksi 5 diye ayrılır.
Bu ifadeyi sıfıra eşitlediğimizde birinci çarpandan x eşittir eksi 10 ve ikinci çarpandan x eşittir 5 buluruz. Öyleyse çözüm kümesi eksi 10 ve 5'tir. Bunu şöyle yapabiliriz. Çarpanları ayırdığımızda bulduğumuz çarpanların işaretlerini değiştirdiğimizde denklemin çözüm kümesini buluruz. Yani bu çarpan işaretlerini değiştirdiğimizde artı 10 yerine eksi 10, eksi 5 yerine artı 5 aldığımızda eksi 10 ve artı 5 denklemin çözüm kümesidir. Yedinci soru karmaşık sayılarla alakalı. Z1 sayısı 4 eksi 6i ve Z2 sayısı 5 artı 2i ise Z1 çarpı Z2 kaçtır? Sayılar çarpacağız. 4 eksi 6i ile 5 artı 2i'yi çarpalım. Çarpmanın dağılma özelliğini kullanıyorum. 4 ile 5'i çarparsam 20. 4 ile 2i'yi çarparsam artı 8i. Eksi 6i ile 5'i çarparsak eksi 30i. Eksi 6i ile artı 2i'yi çarparsak eksi 6 kere 2 12. I çarpı i'den i kare olur. Ancak i karenin biz 1 eksi 1 olduğunu biliyoruz. I kare yerine eksi 1 yazarsak 20 artı 8 i eksi 30 i eksi 12 ile eksi 1'in çarpımı da artı 12'dir. Bu ifadede gerçek kısımları ve sanal kısımları ayırırsak gerçek kısımlar 20 ile 12'nin toplamı 32. 8 i ile eksi 30 i'yi çıkarırsak 8 i'den 30 i'yi çıkarırsak eksi 22 i olarak buluruz. Son sorumuz denklemin kökleriyle toplamı ve çarpımı ile alakalı. X kare artı x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı ve kökler çarpımı kaçtır? Kökler toplamı t eşittir eksi b bölü a formülünden kökler çarpımı c bölü a formülünden bulunur. Burada a, b, c birer katsayıdır. A katsayısı 1, b katsayısı 1, c katsayısı eksi 4'tür. Öyleyse kökler toplamı eksi b bölü a'dan b yerine 1, a yerine 1 yazarsak eksi 1 bölü 1'den eksi 1 olur. Kökler çarpımı da c bölü a'dan c yerine eksi 4 ve a yerine de 1 yazarsak eksi 4 bölü 1'den eksi 4 olarak buluruz.